Bunun için Suriye'de yeni yerleşim yerlerinin kuruluşunu teşvik edecek destek vereceğiz. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine kadar milletimizin huzuruna kasteden hiçbir yapıya göz açtırmayacağız. Aziz milletim, görüldüğü gibi daha beş başlığı ancak bitirebildiğimiz halde vakit epeyce ilerledi. Ama burada nokta koymayacağım. Burada virgül koyacağım. Çünkü devam edeceğiz. Onun için de en uygun bir anda ya önümüzdeki inşallah toplantıdan sonra belki de inşallah meclisteki toplantımızda bunları sizinle paylaşacağım. Bugün sizlere vermek istediğim müjdeleri daha fazla geciktirmek istemiyorum. Diğer bakanlıklarımızın 2022 faaliyetleri ve 2023 hedefleri ile ilgili bölümü onları bir sonraki inşallah toplantımıza bırakıyorum. Bilindiği gibi enerjide dışa bağımlılığımızın azalması için yerli kaynaklarımızın daha fazla kullanımını temel hedeflerimizden biri olarak belirledik. Bakıyorum Enerji Bakanım'ın yüzü gülüyor. Biraz hızlan diyorum hızlan. Hızlan biz de inşallah artık Filyos'a mı gideriz? Farklı bir yere mi gideriz? Nereye gideceksek gidelim ve oradan ateşleyelim. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara yaptığımız devasa yatırımlardan ülke içi dağıtım şebekelerinin geliştirilmesine, uluslararası işbirliklerine kadar hayata geçirdiğimiz kritik projelerle hedefimize adım adım ilerledik. Bu anlayışla petrol ve doğalgaz aramalarına başladığımızda nice şantaja, nice yıldırma çabasına, nice ambargoya, nice içeriden ve dışarıdan gizli açık tehdide maruz kaldık. Ama biz mücadeleden asla vazgeçmedik. Geri adım atmadık. Karşımıza çıkartılan her engeli daha büyük bir azimle açtık. Bizi geriletmek için oynanan her oyunu sabır ve dirayetle bozduk. Türkiye'yi kendi gemileriyle, kendi insan kaynağıyla, kendi ekipmanlarıyla kimseden izin almadan, kimseye müdana etmeden bu işleri tek başına yürütecek imkana kavuşturduk. <laughs> Hamdolsun. Bu kararlı ve dik duruşlu çabalarımızın karşılığını Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük ilk keşfimizle aldık. Zaman içerisinde yeni keşiflerle birlikte bu sahadaki rezervimiz 540 milyar metrekübe ulaştı. Yerli doğalgazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için şu anda gece gündüz çalışıyoruz. Gemileri görüyorsunuz. Bunlar sondaj gemileri. Ayrıca iki tane de sismik var. Denizaltı ve kara tesislerinin inşasına ona da başladık. Ve bir kısmını da tamamladık. Sadece deniz yetmez dedik. Kara da olacak. Bir zamanlar karada buluyorlardı. Ondan sonra burada bir şey yok deyip betonu atıyorlardı. İşte biz şimdi Onların hepsini yeniden hayata geçirdik. Bu arada Sakarya Gaz Sahası'nda yeni sondajlar da yaptık. Fatih Sondaj Gemimiz 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde Çay Cuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün... Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma bir sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. İnşallah. Basın mensupları da hiç alkışlamıyor. Yanlış iş mi yaptık?